göçmen politikalarını aktaracak Ömer. Avrupa Birliği mülteciler sorununu iki ana başlık halinde inceliyor Mehmet Sümer. Birincisi Suriye'deki kriz sonrası yaşanan Suriyeli mülteciler sorunu, ikincisi ise genel olarak doğudan veya Afrika'dan, Afrika kıtasından Avrupa'ya doğru yaşanan göçler ve mülteci sorunu. 2 milyondan fazla kişinin mülteci durumunda olduğunu biliyoruz Suriye özelinde. Bu 2 milyon kişiden yaklaşık %90'ı ise sadece Suriye'ye sınırı olan ülkelerde mülteci konumunda. Avrupa Birliği'ne bu 2 milyon nüfustan sadece 47 bininin başvuru yaptığını biliyoruz. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar böyle. Avrupa Birliği'nin bu konuda özellikle yardımlar konusunda mültecilere veya insani yardım konusunda oldukça bonkör davrandığını biliyoruz. Fakat uygulamalar konusunda ise oldukça başarısız olduğu söyleniyor Avrupa Birliği içerisinde yapılan eleştirilerde bu yönde. Suriye özelinde mülteciler sorununa cevap aramak amacıyla çeşitli öneriler öne çıkarılıyor Avrupa Birliği'nde. Suriyeli mültecilerin Avrupa Birliği sınırlarına daha kolay girişinin kolaylaştırılması daha doğrusu ve karşılama şartlarının daha da iyileştirilmesi için çeşitli kampanyalar düzenleniyor, çeşitli görüşler dile getiriliyor Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında. Vizelerin kolaylaştırılması, mültecilerin Avrupa Birliği'ne girişi için vizelerin kolaylaştırılması, eğer Suriye'de herhangi bir konsolosluk faaliyeti yoksa Avrupa Birliği ülkelerinin komşu ülkelerdeki konsolosluklarda bu konunun vize sorununun kolaylaştırılmasını istiyor. Bu konuda açıklamalar yapıyor Avrupa Birliği üyesi ülke diplomatları. Aile birleşimi meselesi var. Aynı zamanda aile birleşiminin de oldukça kolaylaştırılması gerektiği ifade ediliyor ki Suriyeli mültecilerin Avrupa'da Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde yaşayan yakınlarını daha kolay ve daha çabuk görebilmesi veya Avrupa ülkelerine daha çabuk intikal edebilmeleri için çeşitli kolaylıklardan bir tanesi de aile birleşimi ve vizelerin kolaylaştırılması. Peki genel olarak göçler konusunda, mülteciler sorunu konusunda Avrupa'daki durum ne? Öncelikle şunu ifade edeyim. İtalya, Malta, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan ve İspanya Avrupa'ya giriş noktaları olarak ifade ediliyor mülteciler konusunda. Bu mülteciler Türkiye'den, Mısır'dan, Libya ve Tunus'tan başlangıç ve geçiş noktaları olarak yararlanıyorlar. Bu ülkeler üzerinden geçip Avrupa'ya, Avrupa rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Mültecilerin büyük bir kısmı deniz yolunu tercih ediyorlar. Deniz yolu aynı zamanda en tehlikeli yöntem olarak da gösteriliyor. Hayatları pahasına her yıl binlerce insan Avrupa kapılarını zorluyorlar. Son 20 yıl içerisinde 20 bin kişinin deniz yoluyla Avrupa'ya göç ederken, deniz yoluyla Avrupa kapılarını zorlarken hayatlarını kaybettiğini ifade edelim. 20 bin kişinin hayatına mal olduğu Avrupa rüyası. Fransa, Suriyeli mültecilere kapılarını açacağını söyledi. Son olarak ifade edelim. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Hollande'ın ve Dışişleri Bakanı Fabius'un açıklamaları var. Fransa'nın Suriyeli mültecilere kapılarını açarken ne tür yöntemler izleyeceğini, ne tür şartlarda bu kapıları açmanın mümkün olacağını ise bugünlerde İçişleri Bakanı Manuel Valls'in yapacağı bir açıklamayla daha da net olarak öğrenmiş olacağız. Mehmet Sümer, söz yeniden sende. Peki. Ömer, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bir de İngiltere'ye dönelim. Mehmet Balada, İngiltere'nin